Hazreti Ömer'in Şam'da bir arkadaşı vardı. Gelenlerden sordu. Şeytana arkadaş oldu, günah işliyor dediler. Birine giderken bana uğra dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an dönüşte o kimseye bir mektup verdi. Mektupta Mü'min suresinin ilk 3 ayeti kerimesini yazıp lüzumlu nasihatlerde bulundu. Ayeti kerimede mealen Allah-u Teala'nın her şeyi bildiği, günah işleyenler tevbe ederse tevbesini kabul edeceğini ve azabının şiddetli olduğunu bildiriyordu. Şam'daki arkadaşı mektubu okuyunca ağladı. Allah-u Teala kelamında doğrudur. Ömer de bana nasihat etti diyerek tevbe edip günahlarından vazgeçti. Bekir Hanis yoluyla gelen bir rivayette Ebu Derda radıyallahu an şöyle dedi. Şu şey olmasaydı yaşamayı hiç düşünmezdim. 1. Allah için secdeye kapanıp yüzümü toprağa sürmek, uzun günlerde oruç tutmak o kadar ki açlıktan ve susuzluktan sağa sola sallanayım. 3. Öyle bir cemaatte oturmalıyım ki sözün en güzelini seçerler. Tıpkı hurmanın en iyisini seçtikleri gibi. Amir bin As radıyallahu an vefat ettiğinde geride 300 bin dinar miras bırakmıştır. Zübeyr bin Avvam'ın radıyallahu an malı 50 bin dinara ulaşmıştı. Geriye miras olarak bıraktığı 1000 atı ve 1000 kölesi vardı. Abdurrahman bin Affın radıyallahu an zenginliği ise bahsedilenden daha fazla meşhur olmuştu. Dünya onların avuçlarının içindeydi, kalplerinde değil. Ellerinde dünyalık yokken sabrettiler. Ellerine geçtiğinde ise Allah'a şükrettiler. Allah-u Teala ilk Müslüman olduklarında nurları tamamlanıp kalpleri temizlenene kadar onları mallarını infak etmekle imtihan etti. Bunu elde etmelerinden sonra da dünyayı onların ayağına serdi. Çünkü henüz nurları tamamlanıp kalpleri temizlenmeden Allah-u Teala onlara dünyayı verseydi, dünya onları etkileyebilirdi. Ne zamanki kalplerinde yakin derinleşip yerleştikten sonra dünya kendilerine verildi. O vakit güvenilir bir hazinedar gibi onu kullanarak alemlerin Rabbi olan Allah'ın şu sözüne uydular. Allah'a ve Resulüne iman edin. Onun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Dünya sahabilerin elindeydi, gönüllerinde değil. Buna örnek istersen Hazreti Ömer'in radıyallahu anh malının yarısını, Hazreti Ebu Bekir'in malının tamamını, Abdurrahman bin Affın ticaret eşyasıyla yüklü 700 deveyi bağışlaması, Hazreti Osman'ın zorluk ordusunu tek başına teçhiz etmesi gibi durumlar ile onların diğer güzel fiilleri ve üstün halleri sana yeter. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Ayetler onların zahir ve batınlarını arındırmalarını anlatmakta, övülecek ve iftihar edilecek davranışlarını ispat etmektedir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki tedbir iki kısımdır. 1. Dünyada dünya için olan tedbir, gaflet içinde olan ve hakikatten perdeli kötü kimselerin tedbiri. 2. Dünyada ahiret için olan tedbir. Ashab-ı kiramın ve selefi salihinin tedbiri bu kısımdandır. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun ve bizleri onların yoluna uyanlardan eylesin. Amin. Allah'ın kuluna seslenmesi. Burada tedbir ve rızık hususunda Allah-u Teala'nın hakikat hatiflerinin diliyle kuluna seslenişini zikredeceğiz. Ey kulum, kulak ver. Benim tarafımdan sana bolca nimet geldiğine sen şahitsin. İyice kulak ver ki ben senden uzak değilim. Sen kendi nefsin için tedbir almadan önce ben senin için tedbirimle var idim. O halde emri altına girmeden nefsinle beraber ol. Sen daha ortaya çıkmadan önce ben senin gözetimine kefil oldum ve hala bu gözetimimi devam ettiriyorum. Ben yaratmakta, şekil vermede, hükmetmede ve tedbir almakta tekim.
yaratmamda ve şekil vermemde bana ortak olmadığın gibi hikmetimde, hükmümde ve tedbirimde bana ortak olma. Kendi mülkümde tek tedbir sahibi olan benim. Bu hususta bir yardımcım yoktur. Ben hükmümde tekim. Bir yardımcıya ihtiyacım yoktur. Ey kulum! Henüz sen yaratılmadan önce senin için tedbirler alan zata istek ve maksatta ortak olmaya kalkışma. Sana iyilikle yaklaşana sen inatla karşılık verme. Ben sana karşı iyilikle yaklaşmayı adet edindim. O halde sen de benimle beraberken tedbiri terk etmeyi ahlak edin. Tecrübeden sonra şüpheye mi düşeceksin? Bir şey ayan beyan belli olduktan sonra hayrete mi düşeceksin? Doğru yol apaçık belli olduktan sonra sapkınlığa mı düşeceksin? Sen hükümranlığın bende olduğuna teslim olmuştun. Sen de benim hükümdarlığım altındasın. O halde rububiyetim hususunda benimle çekişme. İlahlığıma kendi tedbirinle zıt düşme. Seni ne zaman kendine muhtaç kıldım ki bana karşı çareler arıyorsun? Hükümranlığıma ait bir şeyde ne zaman başkasını vekil kıldım ki o seni yedirsin? Tedbirini üstlendiğim kimse ne zaman zarara uğradı? Yardımcısı olduğum kimse ne zaman yardımsız kaldı? Ey kulum! Benim hizmetimle meşgul olmak seni sana taksim ettiğim şeyi talep etmekten alıkoysun. Bana olan hüsnü zannın da rububiyetim hususunda ithamlarda bulunmaktan seni men etsin. İhsan sahibinin töhmet altına alınması, güç ve kuvvet sahibiyle münakaşaya girilmesi, kahhar olana karşı gelinmesi, hüküm sahibine itiraz edilmesi, latif olan Allah varken sıkıntıya girilmesi uygun değildir. Kendi iradesini terk edip benim irademe teslim olan kimse mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Bana güvenip dayanan kimse işlerin kolaylaşmasına yol bulur. Her hareketinde benim zikrimle hareket eden kul benim yardımıma hak kazanır. Benim sebeplerime yapışan kimse muhakkak sebeplerin en kuvvetlisine yapışmış olur. Ey kulum, senin sadece bizi istemeni, bizimle beraber başkasını istememeni irade ediyoruz. Yine senden sadece bizi tercih etmeni, bizimle beraber başkasını tercih etmemeni istiyoruz. Başkalarından değil de bizden razı olduğunda biz de senden razı oluruz. Benim yeryüzümde ve gökyüzümdeki tedbirime teslim olduğun ve her ikisinin de tek hükümranı olduğuma teslim olduğun gibi varlığını da bana teslim et. Çünkü sen benimsin. Benimle beraber tedbir alma. Çünkü sen benimle berabersin. O halde beni vekil edinip kefil olarak bana güven ki sana bol ihsanda bulunayım ve büyük bir şeref bağışlayayım.